Herkese merhaba. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Beni soracak olursanız şöyle görmüş olduğunuz üzere birazcık kötüyüm. Çünkü bakın fırınım alt tarafı bir yemek ile nasıl kirlendi. Bakın yağlara. Nasıl o yağlar sıçrayıp sıçrayıp yandı. Görüyorsunuz. Şimdi ben bu yağları ne ile temizleyeceğim? Her zamanki gibi yine karbonat efendim. Bunun için ben fırınımı daha öncesinde ısıtmıştım. Şöyle karbonatımı kaşık yardımı ile serpiştiriyorum. Yani böyle kirli bir fırın göstermemdeki amaç, hani temiz fırını her şekilde zaten hani temizlemek mantıksız. Yani içerik olsun diye ben bunu daha öncesinden temizleyip size gösterebilirdim. Ama bu şekilde göstermemdeki maksat bu denli bir fırın nasıl temizlenir size de göstermek istedim efendim. Şimdi benim onun yanında bir de şöyle yarım limonum var. Bakın ben bu limonu bez olarak kullanacağım. Ama şöyle bir gerçek var ki şimdi bu karbonatı arındırmak, hani beyaz beyaz olan halinden arındırmak birazcık zor oluyor. Onu bilmenizi isterim. Şimdi sıcakken şuralara bir şöyle götürmek istiyorum. Daha sonra ben bu kısımları da durulama etabında tablet ile temizleyeceğim. Çünkü şu anki lekelerin zorlu bir leke olduğu için tek başına karbonat yetmeyebilir. Şimdi açık konuşmak gerekirse yalan söylemenin hiçbir anlamı yok efendim. Bakın toprak gibi kalkıverdi resmen. Şimdi bu yarım limonumu bu şekilde bitirdim. Bir diğer yarım olan limonuma geçeceğim. Ay. Çok pardon, ses için özür dilerim. Bakın bildiğiniz kazınıyor artık. Şimdi şunu şöyle yine bir canlandırmak istiyorum. Bayağı zorlu bir leke. O yüzden tek başına hani karbonat yeterli gelmeyebilir. Mesela buraları kazıyacağım galiba. Herhangi bir bıçak yardımı ile kazıyacağım gibi gözüküyor. Çünkü bunların gerçekten bu hale geldiği zaman geri dönüşü olmuyor maalesef. Yani karbonatta, limonda, sirkede, ne bileyim zorlu deterjan var da bir yere kadar. Bakın yine de çok güzel aslında kaldırdığını kaldırıyor. Bakın lekeyi kaldırıyor. Yanığı diyeyim, bu yanık. Bakın buralar hep yanmış, görüyorsunuz. Bakın toprak toprak kalkıyor. Şöyle bir tel almak istiyorum. Evet, telimi aldım. Ve fazla bastırmadan. Fazla bastırmıyoruz. Şimdi ben bunu bir arındırıyorum. Daha sonra tabletimi de alıp geliyorum efendim.
Evet, ben şimdi görmüş olduğunuz üzere karbonatı bir güzel arındırdım. Bakın kuruduğu halde beyaz beyaz olmadı. Şimdi tabletimi eriteceğim. Sıcak bir su hazırlıyorum şimdi tabletim için. Onunla yine şu yağların üzerinden bir daha bir geçeceğim efendim. Evet arkadaşlar, ben şimdi tabletimi önüme aldım. Bir güzel erimesini sağlıyorum. Şöyle soğuk suyumu açacağım. Oo, çok sıcak. Bakalım. Evet, sıcaklığı gayet güzel oldu. Şöyle bezini alıyorum önüme. Bir güzel silmeye başlıyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Onu belirtmeden geçemeyeceğim. Bakın benim buralarda bazı kazmam gereken yerlerim vardı. Bakın hala izleri mevcut. Şimdi bunları kazmak dışında başka bir çaremiz yok. Şimdi bunda bir kere bir hemfikir olalım. Neden? Çünkü ben daha önce bu işte fırınıma bu lekeler için daha öncesinde de oluşmuştu çünkü. O hani kazmam gereken yerler için bu domol var ya, onu kullanmıştım. Izgara ve ocak temizleyici. Tamam, gayet güzel temizliyor. Ama onun şöyle bir sıkıntısı var. Böyle çok ağır lekelerde kesinlikle sonuç vermiyor. Bunu hani bu tarz lekelere sahip olan hanımlar, arkadaşlar çok daha iyi biliyorlardır. Onun altını öncelikle ben bir çizmek istiyorum. Şimdi bakın şu kısımlar biraz yağlı yağlı kalmıştı. Karbonat ve limon da bir yere kadar diyorum yani. Bazen işte böyle mecburen kimyasallara da başvurmak zorunda kalıyoruz. Onların altını bir çizmek istedim ilk etapta. Şimdi ben videom çok uzamasın. Şimdi ben bir güzel bunu temizleyeceğim, durulayacağım, kurutacağım ve karşınıza geleceğim efendim. Şimdilik hoşça kalın. Evet, bakın o lekelerden, o hani siyah siyah lekelerden eser kalmadı efendim. Bakın mecburen kazımak zorunda kaldım. Şimdi şöyle de bir gerçek var. Bazı lekeleri kazımazsak çıkmıyor. Yani şöyle bir yine test aşaması için şöyle bir şey göstereceğim size. Bakın sıkacağım yine ben şimdi bu bezimi. Bakın az önce berbat bir haldeydi. Simsiyahtı bezim. Bakın o lekeler yine belli oluyor ama onları kazımak gerekiyor. Kazıdıkça da zarar veriyorum fırınıma. O yüzden de kazımayacağım. Bakın şimdi bu sildiğim ıslak bezim. Bu da kuruladığım ıslak bezim. Şöyle bakın. Tertemiz. Bakın şurada bir güzel alayım. Şöyle bakın, tertemiz. Bu şekilde efendim bir fırın temizliğimi sizinle paylaşmak istedim. Bugünlük benden bu kadar. Videomun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.